Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok tatlı bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizi 3 e, boyutlu güzel ve kolay bir model uygulayarak ördüm. 2 renk kullandım ve e, bitirdikten sonra da gördüğünüz roba kısmında ben 3 tane düğme kullandım bu güzel yeleğimiz için. İp olarak bir adet ipimden çok az kaldı. E, arasında da gördüğünüz sarı beyaz renklerimi kullandım Evet ölçüsüne şu şekilde bakalım en üst kısımdan şöyle bir düzeltelim en üst kısımdan yakamızın en yüksek kısmından en düşük kısma yani en alt kısmı ölçüyorum 30 buçuk yani 31 olmak üzere gövde genişliğine bakalım önce bir omuzdan diğer omuza baktığımda 33 santim gövde genişliği kol altından ölçtüğümüzde ise 27 santim bakın şöyle 27 santim kol altından genişli. Yeleğimiz gayet kolay bir şekilde örmesi. Robalarımızı düz trabzan örüyoruz ve aralarda her sıramızda düzenli artışlarımızı yapıyoruz. Düzenli artışlarımızı yaptıktan sonra robamızı bitirmeden şu şekilde iki sıra modelimizi kurduk birinci sıra ve ikinci sıra iki sıranın sonunda gövde kısmını birleştirerek kolumuzu artık ayırdık gövde kısmımızdan örmeye devam ettik şöyle bakalım buraya kadar aralarda beylerimizin olduğu yerde iki zincir çektikten sonra beyazımızla birlikte üçer zincir çektik ve alttaki görmüş olduğunuz şu genişliği Aşağıya doğru genişliği bu artışlayan bir tane zincir sayısının artmasıyla bu genişliğe ulaştık. Arkasını çevirip bakalım yeleğimizin arkasında da şu şekilde görülmekte. Çok güzel durmakta bakınız. Evet. Şimdi bu güzel modelimizi sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. Ama öncesinde sizlerden minik bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevindirirsiniz beni. Evet, kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel yeleğimizin yapımına geçelim. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için bebe ipi kullanıyorum ve ona uygun bir adet de tığımı kullanıyorum ipinize uygun iki buçuk üç numaralı tığlarla bu yeleğimizi çalışabilirsiniz şöyle ipime biraz ilmeğimi şöyle rahatlatıyorum ve rahat olacak şekilde 65 tane zincirimi çekiyorum bir şöyle rahat rahat 2 3 4 5 içerisine trabzan öreceğimiz için çok sıkıştırmıyoruz 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 tabi böyle tek tek saymayayım. 65 olunca görüşelim. Zincirimi çektim, şu şekilde bırakıyorum ve mezrumuzda ölçüsüne bakalım, birbirimizin ölçüsünü kıyaslayalım. Hemen şöyle ölçtüğüm zaman 24 santime karşılık gelmekte benim zincir sayım daha fazla olabilir hiç fark etmez ipiniz kalındır eliniz daha gevşektir hiç önemli değil Evet şimdi elime şöyle bir tane geri çekerek tutuyorum bir zincirime ve üzerine 1 2 üç tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum geri çekildiğim zincir içerisine giriyorum üç defa da örüyorum 1 2 3 sonrasında bütün zincirlerimi bir defa başını doluyorum 3 defa da örüyorum. 1 doluyorum. Sırasıyla hiçbir yere 2 defa batmıyorum. Her bir zincir içerisine 1 doluyorum ve 3 defa da örüyorum. 1 2 3. 1 doladım, giriyorum. 1 2 3. Bütün zincirlerimizi birer birer örelim. İlk trabzan sıramızı örerek tamamladım. Her bir zincir yuvasına birer tane trabzanımı ördüm. Şimdi artışlarımıza başlayacağız. Bu robamız oldukça basit bir roba. Hiç bölümlerine ayırmadan sadece belli aralıklarla artışımızı yapıp istediğimiz genişliğe ulaştıracağız. Son zincirimi sizlerle birlikte batıyorum. Ve üst sıraya birlikte geçiyoruz. Zincirimi ördüm. 1 2 3 tane zincirimi çekip ikinci sıraya geçiyorum ve bu zincir ikinci sıramızın birinci tırabzanı. Bunu bir diye sayıyorum. Hemen ikinci tırabzanıma batıyorum. 2. 3. tırabzanıma batıyorum. 4. trabzanımı örüyorum. Bu sıramızda 4 tane tek, 5.yi çift olarak örelim. Bakın 5. ördüm. 1 2 3 4 5. 5. tırabzanımın bulunduğu noktaya bir daha giriyorum ve çift örüyorum ilk artışımı bu şekilde yapıyorum ve devam ediyorum 4 tane tekim örüyorum 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. ördüm ve yeniden bir tane daha örüyorum 4 tek 5. çift örelim. ikinci sıramızı tamamlayalım. 2. sıramızı örerek geldim. Artışlarımızı yaptım. 4 tane tek, bir tane çift ördüm. En son bakınız çiftimi ördükten sonra 1 2 3 4. Burada çift yapmıyorum. Hemen yakaya yakın olduğu yerde birer birer tek ör olarak örüyorum. Bitişte. Bu kadar yakın kalıyorsa artış yapmayalım. Evet şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Üç zincirimi çektim. Ve bu sıramızda dördüncüyü iki defa örüyoruz. Üç tane tek, dördüncüyü çift. Birinci tekim. Kenardaki zincirimi saydım. İkinci. Üçüncü. Üç tane tek. Dördüncüyü çift örüyorum. Aynı yere bir daha giriyorum. Üç tane tekim için bir tek. 2 tek 3 tek 3 tane tek ördüm bakınız. 1 2 3 tek 4'üncü çift. Yine 3 tane tek 4'üncü çift örüyorum. 1 aynı yere bir daha batıyorum. 3. sıramızda 3 tek 4'üncü çift sıramızı tamamlayalım. 1 2 3 tek Dördüncü çift bir ve iki. Evet. Sona kadar üç tek bir çift örelim. Üçüncü sıramızı artarak yine tamamladık sıramız e, tamam oldu ve dördüncü sıramız için hazırız. Üç zincir çekerek başlıyoruz. Bir, iki, üç. Sıra başlarında hep üç zincir. Ve bu birinci trabzanımız. İkinciyi örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum dördüncü trabzanımı örüyorum beşinci trabzanımı çift olarak örüyorum dört tek bir çift örelim bir iki üç dört tane tek beşinci çift tekrar bir tek iki tek üç tek dört tek beşinci çift dördüncü sıramızda dört tek, 5. çift örüp tamamlayalım. Sıramızın yine sonuna geldim. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Bundan sonra yine aynı şekilde 2 sıra daha örelim. 4 tane tek 5. çift. 4 tek 5. çift örelim. Ve biraz büyüttükten sonra yeniden birlikte olalım. 2 sıramı daha ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördük. Şimdi model koyarak robamızı örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinciye girerek bir tane trabzanım örüyorum bir atladım ikinci trabzana battım bir iki tane zincir çekiyorum aynı yere gelerek bir tane V'mi örüyorum bir V kurdum zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncü trabzanıma gelerek batıyorum bir trabzan iki zincir aynı yere girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum tamam tekrar başında oluyorum 1 2 3. gelerek batıyorum yine bir tane trabzan 1 2 zincir aynı yere batıyorum B'lerimi kurarak ilerliyorum tamam başında oluyorum 1 2 3. batıyorum bir trabzan 2 zincir bir trabzanım örüyorum ve bu sıramızı bu işlemimizin tekrarlarıyla tamamlıyoruz. 1 2 zincir tekrar yuvaya giriş. Doluyorum. 1 2 3.'ye batıyorum. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Şöyle görelim bakınız. 3 zincir çektim. Hemen ikinci trabzanın üzerine bir trabzan üzerine 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan ördüm ve bu şekilde V'lerimi kurarak bu sıramızı tamamlıyoruz. V'lerimizi kurarak geldim. En son V'mi kurdum ve kenar bitiş için bir tane trabzan yapıyorum. Başlangıçta 3 tane zincir çekmiştik. Tığımın başını doluyorum. En sondaki trabzanımın tepesine batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örerek bitiriyorum. Başlangıcımızı da görelim. Bakınız 3 zincir çekmiştik. Yanına V'mizi kurmuştuk. İkinci sıramız için 3 zincir çekiyorum. Ve çeviriyorum. Şimdi buradaki V'lerimizi ve içerisine daha öreceğiz. Öncesinde bir adet başını doluyorum ve şurada görmüş olduğum V'nin ana gövdeden yandan giriyorum ve 1 2 3 defa da örüyorum. Yandan girdim, ördüm. Sonrasında doluyorum. Zincirimin içerisine girerek bir trabzan, bir daha doluyorum. 2 tane trabzanım örüyorum. Bir V'mizin kenarını ördüm, iki tane de içini ördüm. 2 zincir çekiyorum. 2 tane trabzanımı yeniden zincir içerisine örüyorum. 2 2 ördüm. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bir de değimin ilkine yandan girmiştim. 2 ördüğüm gibi sonu da yine yandan girerek örüyorum. Ve toplamda burada 6 tane trabzanımız oluyor. 2 yanlarımız, 4 de ortaya ördüğümüz trabzanlar. Tekrar ikinci V'ye geçiyorum. İkinci V'nin ilk trabzanı yandan giriyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Yandan girdim Bakın Şimdi iki tane zincir içerisine trabzanımı örüyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekip iki trabzanımı iç kısma örüyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan örüyoruz içe. Tığımın başını doluyorum. V'nin diğer yanına yine yandan giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum şu şekilde oldu üçüncü grubu da örelim bundan sonra işlemlerin hepsini aynı şekilde tamamlayalım ilk trabzanımı yandan giriyorum içe giriyorum iki trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum bir ve iki tekrar diğer trabzanımı da yandan girip örüyorum ve şöyle gördüğümüz gibi kabartılı 3 boyutlu güzel bir çalışma oluyor sona kadar aynı işlemleri tekrar edelim Trabzanlarımızı sona kadar örerek geldim. Böyle çok güzel katlı katlı bir görünüm ortaya çıktı. Ortada dörder trabzan ve ilerimize de birer trabzan ördük. Toplamda 6 trabzan 2 zincir ördüm ve sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda trabzanla bitişimizi yapıyoruz ve ördük kenarımız için bir tane trabzan öreceğiz tığımın başını doladım tekrar hatırlatmak istiyorum başlangıçta ise zincir çekerek başlıyoruz sonu trabzanla bir trabzanım ördüm üzerine bir iki üç tane zincirimi çekiyorum ikinci kez buradaki yapmış olduğum işlemimin aynısını yapıyorum önce V'mi kuruyorum daha sonra üzerine trabzanlardan oluşan grubumuzu yerleştiriyorum örgümün arkasını çevirdim yeni yerler hazırlamaya başlıyorum. 2 zincirin olduğu yere bir defa dolayıp girdim. 1, 2, 3 defa da çektim. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı yere giriyorum. Bir tane V ördüm. Arası 2 zincir. Tığımın başını doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 2 zincirin bulunduğu noktaya. Bir trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı yere giriyorum. Bir tane V'mi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer grubun iki zincirine giriyorum. Bir trabzan, iki zincir. Tekrar bir trabzanımı örüyorum. Şurada ipimi ayırmıştım, karışmış. Hemen düzeltiyorum. Evet, bu şekilde bütün V'lerimizi alt sıradaki bu iki zincirlerin içerisine yaparak bu sıramızı tamamlayalım. V'lerimizin tamamını yeniden kurdum. En sona geldim en sondaki kenar trabzanıma bir tane batarak kenar trabzan çalışması yapıyoruz şuradaki bakınız şurası 3 tane trabzanın aşağıdaki grubumuzun en sondaki trabzanıma batıyorum 1 2 3 ve bu şekilde tamamlıyorum üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum ve yine Alt sırada yapmış olduğum gibi 6 tane trabzanım örmeye başlıyorum. Önce V'min yandan giriyorum dışındaki trabzanda bunu örüyorum. Ortaya 2 tane örüyorum. Bu sıramız son sıramız olacak. Daha sonra robamızı tamamlayacağız. 2 trabzanımı, 2 zincirimi tekrar ortaya 2 trabzanımı örüyorum. Ve 2 diğer V'min diğer yandaki soldaki trabzanla da alttan giryen yani yandan girerek görüyorum tekrar önce trabzanlarımı örüyorum araya 2 tane trabzan örüyorum 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum 2 trabzanı tekrar örüyorum 1 ve 2 ve kenardaki diğer veeğimi ve örüyorum. Başlarken ve biterken beylerimizi yandan girerek örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde örelim. Tıpkı bu altta yapmış olduğumuz gibi önce dıştaki trabzanı ortaya iki trabzan, iki zincir, iki trabzan sonra dıştaki trabzanımıza yandan girerek örüyoruz ve toplamda altı trabzan tamamlıyoruz. Robamızda iki sıra modelimi uyguladıktan sonra işaretlerimi taktım. Artık gövde kısmını örmeye başlayabiliriz. İşaretlerimi ise şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde katladığınız zaman önümüz için olacak bölümlerin her ikisini aynı şekilde ayarlıyoruz. Aynı sayıda bakın şöyle dilimler olduğu için aynı dilim dilim sayarak ayarlayalım. Kollarımızda aynı sayıyı ayarlayalım. Arkamıza da e, önlerimize uygun olarak ayarlama yapacağız. Şimdi önümüze bakalım. Bakınız bir dilim 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dilimimi ördüm. 8. işaretimi taktım. Diğer tarafa bakalım. 1 dilim, 2 dilim, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yine işaretimi taktım ve ben buradan başlangıç sırası olduğu için V'lerimi kurdum. Kolumuza bakalım. Kolumuzda ise işaretten sonrasını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İşaretimle 11. Şimdi arkayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 işaretimle 16 bakınız. Tekrar koluma geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 işaretimle 11. Yani kollarımız ve önlerimiz eşit olacak. Arkamızda önlerimize uygun olarak çalışacağız. Şimdi ben V'lerimi bakınız yeniden kurarak geldim. Aynı şekilde işaretimin bulunduğu yerdeyim ve oradaki V'yi de ördüm. Buradaki püf noktamız bakınız B'yi ördüm. Yani önümüzde kaç tane B olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8. işaretim takmıştım. 8. yedi ördüm. Sol altı için 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonraki sırada buraya bir tane şu yuvadan öreceğim. Yani şuradaki trabzanların grubundan 6 tane trabzan öreceğim. Kolumuzun altını burası rahatlatsın diye. Yani buraya bir tane daha çekeyim. 3 zincirimizi çekiyoruz bu noktaya. Bir tane daha model yerleştireceğiz. Tığımın başını doluyorum. Diğer işaretimin bulunduğu noktaya gelerek örüyorum. 3 zincirimi çektim. İşaretimin bulunduğu noktaya geldim ve buraya V'mi kuruyorum. Diğer sırada buradaki model grubunu sizlerle birlikte çalışacağız bu kol altı için. 3 tane çektiğimiz zincir üzerine beraber çalışmamızı yapacağız. Ve sonrasında birer birer V'lerimizi arkadan örerek ilerliyorum işaretimin olduğu yere doğru. V'lerimizi arkadan işaretimize kadar kurarak geldim. Kaç tane olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 işaretimi taktım. Şimdi Buraya kol altı olacağı için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Diğer işaretime geliyorum. V'imi de buraya örüyorum. 2 zincir. Trabzan. Ve burası önümüz yine kollarımızı artık ayırdık. Bundan sonra gövde kısmını öreceğiz. Önümüzü de son trabzanımıza kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane V'miz var. Ve kenardaki şuradaki görmüş olduğumuz zincirden oluşan trabzanıma gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanım örüyorum. Ve yeniden 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyorum. Ve ileğimizi şu şekilde bakınız kolları çok güzel oldu. Gövde kısmına artık geçtik. Gördüğü kısmından çalışmaya devam edeceğiz. Aynı işlemlerimizi buradan sonra tekrar edeceğiz. Sadece bu birleştiğimiz noktası yeni kol altı için bir tane araya model öreceğiz. Tığımın başını doluyorum. V'min ilkine yine yandan giriyorum. Araya iki trabzan, iki zincir, bir iki, tekrar iki trabzanımı örüyorum. V'mi yandan giriyorum. Ve bu şekilde tıpkı diğer e, sıradaki tekrarlar gibi kol altına doğru ilerliyorum. Beylerimizi örerek geldim. Grubumu tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle sayalım. 8. yi de örüyorum. En son grubumu birlikte örelim. Ve sonra kol altına yine birlikte geçelim. Araya 2 zincir. Buraya hızlı geçiyorum. Hep aynı tekrarları yaptığımız için modelimiz oldukça kolay inşallah siz de severek örersiniz evet kol altına bir tane daha modeli yerleştirecektik 3 zincir çekmiştik ortalıyorum ortadaki zincirime giriyorum buraya 3 tane trabzan örüyorum burada sağdan sondan girmiyoruz 3 tane trabzanımı direkt örüyorum araya 2 zincirimi çekiyorum yine aynı noktaya 3 trabzan daha örüyorum 1 2 ve 3 şöyle bakın 3 tane trabzan 2 zincir 3 tane trabzanı ördüm ve sonra arkaya geçerken yine hazırlanmış yuvaya yandan giriyorum ve 2 tane trabzanını 2 zincirini tekrar 2 de trabzanını örüyorum Son trabzanımı da yandan girerek altıya tamamlıyorum ve diğer kol altına kadar işlemlerimizi aynı şekilde tekrar ediyorum. Arkamızı da örerek geldim. Yine kol altının bulunduğu yerdeyim. Tam ortalıyorum ve buraya 3 tane trabzanımı 2 ve 3 2 zincirimi 3. şöyle çıkarıyorum ve yeniden aynı noktaya 3 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm diğer tarafa da aynı şekilde örerek büyütüyorum ben e, beyaz ve sarımı karışık olarak kullanacağım aynı işlemlerimi renk değiştirerek çalışmak istiyorum yeleğim tamam olana kadar hiç farklı işlem yapmıyoruz bu işlemlerimiz bir sıramızda ve bir sıramızda 6 tane trabzanımızı örelim ve yeleğimizi biraz büyütelim yeterli uzunluk ölçüsüne ulaşana kadar yeleğimi örmeye devam ettim 2 4 6 8 9 sıra ördüm ve yeleğim gayet güzel tam istediğim uzunlukta oldu şimdi şunu hatırlatmak istiyorum 1, 2, 3. 3'ten sonra hazırlamış olduğum V'nin zincir sayısını 2'den 3'e çevirdim. O da şöyle yeleğimizde bir e, genişlemeye, artışa sebep oldu. Alta şöyle çan olarak açılmasını sağladı. Buna dikkat edelim. 3.den sonra şu beyaza gireceğim sırada şuradaki V'lerimizin zincirini 2 değil 3 olarak çektim. Ve bir şey kadar da aynı şekilde 3 tane zincir çekerek tamamladım. Ve o da e, şöyle aşağıya doğru bir açılım sağladı. En son sıramı ördüm. Kenardayım. Kenardaki bölümümüzü tığlamaya başlayalım. Şu kısmımızı. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanımı batıyorum. 1 2 3 Başını dolayıp tek seferde çektim. Bağlantı yerine giriyorum. Bütün bağlantı yerlerini örelim. Buradaki kısa olduğu için 1 2 defa örüyorum bağlantı yerine batıyorum. Mutlaka bağlantı yerine batalım. Tekrar 1 2 Bakın bazı yerlerde iki bazı yerlerde 3 olarak örelim. Çünkü trabzanımızın boyutu farklı olabiliyor. Onu ayarlayalım. Ama aradaki bağlantı yerimize yani şöyle geçen yere mutlaka batarak örelim. Şurada ipimiz var. Onu daha sonra gizleyeceğiz. Şöyle kenar alıyorum. Başını dolayıp çektim. 1, 2 geçiş yerine batıyorum. Diğer trabzanı 1 2 3 bağlantı yerine batıyorum. 1 2 Genelde bir tanesi 2, bir tanesi üçlü olmakta. Yine bağlantı yerine giriyorum ve diğer 1 2 3 araya batıyorum. 2 yapıyorum. Ve başa kadar bu şekilde trabzanlarımızı doldurarak yani sıkı e, iğne değil bu. Başını bir defa dolayıp tekli trabzan ya da yarım trabzan diyebiliriz. Başını dolayıp tek seferde çekelim ve boyun kısmına kadar ilerleyelim. Boyun bölgesine kadar trabzanlarımı aşağıdan başlayarak örerek geldim. Şimdi en üst kısımdayım. Buradan bir tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüş yapıyorum. Şuraya kadar tekrar öreceğiz. Bakınız ilk modelimizin yarısına kadar. Geriye dönüyorum. Bu ikinci sıra olacak. Burada aynı yere batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bakınız trabzan örmüyorum. Her birisine birer birer sık iğne örerek şuradaki trabzanlı bölümümüzü ve V'mizin olduğu yeri örüyoruz. Tekrar yukarıya doğru dönüşümüzü sık iğne ile yapıyoruz. Sona kadar geldim bakınız Beyimizin bulunduğu yerden. Yine buradan bir tane zincir çekiyorum. Kendi dibine batıyorum. İlk zincirlerimizi çektiğimiz yere bakınız. Kendi dibine batıyorum. Ve birer birer sık iğnelerimi örerek yukarıya doğru ilerliyorum. Boyun kısmına her bir sık iğnemin bulunduğu noktaya bir tane sık iğne olarak batıyorum yukarıya kadar geldim şöyle güzel bir görüntü oldu bakınız şimdi dönüşümü yapıyorum buradan yaka kısmını öreceğim hemen Şuradaki ilk yere batalım bir tane zincir çekelim ilk sık iğnenin bulunduğu alana batalım daha sonra tekrar başını doluyorum ee, şöyle başını dolayıp battığımız yere geldim tekrar tığımın başını doluyorum ve ilk bağlantı yerine girdim Sonrasında her trabzan arasına birer birer başını dolayarak batıyorum. Yani oradan yumuşak bir geçişimizi yaptık. Şu şekilde üzerlerine batarak daha sonrasında birer birer trabzan aralarına tığımızın başını dolayarak giriyoruz. Ve diğer yakamızın bulunduğu yere kadar geliyoruz. Başını dolayıp tek seferde çekelim. Başını dolayarak yakamı da örüp geldim. Şimdi e, kenar kısmındayız. Şuradaki trabzanlı bölümümüzü diğer tarafla aynı şekilde öreceğiz. Ama buraya e, bir de ilik yeri açalım. Karşı tarafa düğme dikeceğiz buraya ilik. Hemen bir tane zincir çekiyorum dönüşüm için. Yan trabzanın bulunduğu yere geliyorum. Başını dolayıp bir batıyorum, iki batıyorum ve araya giriyorum başını doluyorum 2 ya da 3 nasıl renk gelirse aralara da mutlaka giriyoruz başını dolayıp batıyorum tıpkı diğer taraftaki gibi şu V'mizin bulunduğu noktaya kadar örelim V'mizin en sonuna geldim bir tane zincir çekiyorum çevirip hemen yukarıya dönüyorum dibine batıyorum Buradan bir iki tane zincir çekiyorum. Bir iki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. İlk düğme yerimi bu şekilde koydum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı tane çektim. Bir iki tane zincir ördüm. Bir iki atladım. Üçüncüye batıyorum. Küçük yer ama ben şık dursun diye üç tane düğme kullanacağım. 3 yukarıya doğru çıkıyorum 4 5 ve 6 Hemen yanındakine de batıyorum. 1 2 Hemen tepe noktasına geliyorum ve buraya da son iliğimizi çalışıyoruz. 3 tane iliğimiz oldu. 1 2 3 Şurada bir tane fazla gitmiştim. Fazla gitmiyorum. 6 olacak olsun yine. 1 2 1 2 atlıyorum. Hemen batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum. Sizlerin daha büyük ördüyseniz arayı eşit bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen ilkine batıyorum. Sonra zincirimin bulunduğu yere geliyorum. Bir, bir tane sık iğne yeterli. İki tane yaparsak esneme yapabilir. Direkt diğerine geçelim. Bakın bir tane yeterli. Aradaki batmış olduğumuz sık iğnelerin de tepesine batalım. Eğer zinciri daha çok çektiyseniz hepsinden bir tane eksik sık iğne örerseniz güzel olur. Bakın yine iliğimin olduğu yere geldim. Bir tane battım. Hemen ikinci diğerini batıyorum. Aynı yere batmıyorum. Birer birer sık iğnelerimi örüyorum. Üç tane ilik açtık ve sonuncu iliğimize geldim. Bir tane sık iğnemi ördüm. Hemen yanındaki sık iğneme de batıyorum ve bu şekilde 3 tane iliğimi açtım. 1. ikinci, 3. Bakın. 3 tane ilik. Ve aşağıya doğru geçip şu yan tarafımızı da tamamlayalım. Bunun için hemen yana şöyle giriyorum, ilmeğimi kaydırıyorum. Araya giriyorum, ilmeğimi kaydırıyorum ve buradan sonrasında yine Aynı işlemlerimizin tekrarı ile başını doluyorum. Gereken yerlere 2 defa, gereken yerlere 3 defa başını dolayıp tek seferde çektiğim trabzanlarımı örerek etek ucuna doğru ilerliyorum. Yan kısımları örerek geldim. Şimdi etek ucundayım. Etek ucunda tığımı başını doluyorum. Tırabzanımın tepesine bir tane batıyorum. Hep başını dolayıp trabzanlarımıza Birer birer batıyoruz ve ortaya geliyorum. Burada iki tane zincirim vardı. Bir, iki, üç defa dolduruyorum. Sonrasında trabzanlarımın tepelerine birer birer batıyorum. İki, üç. Bakın hiç saymaya gerek yok. Her bir trabzanım için bir defa başını dolayarak batıyorum. Araya ister iki de doldurabilirsiniz, ister üç yapabilirsiniz. Fazla dolgun ve sivri olmasını istiyorsanız. 3 olabilir. Yok normal kıvrımı devam etsin derseniz 2 de yeterli. Ben 3 defa dolduruyorum. Bu şekilde diğer uca kadar ilerleyelim. Şunu dolayıp tek seferde çekiyoruz. İliğimizin alt kısmını bir uçtan bir uca örerek geldik. Ne kadar güzel dolgun dolgun hoş bir görüntüsü oldu. Şu an son trabzandayız. Başını bir defa dolayıp başlangıç noktamızın bulunduğu yerdeyim bakın. Şurada yine aynı şekilde giriyorum. Başını bir defa doluyorum. Sona batıyorum. Ve başlangıçtaki zincirimin içerisinden şu şekilde geçip bir tane de zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestim. Ve şu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi aynı işlemi İleğimizin kolları içinde uygulayalım. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Ve kol altından başlıyorum. Hemen kol altına yakın bölümden giriyorum. Buraya girmemize gerek yok. Hemen yandan trabzanların başladığı bölümden zincirimi çekerek başlıyorum. Tığımın başında doluyorum. Trabzana giriyorum. Tığımın başında dolayıp tek seferde çekiyorum. Ve bütün trabzanları birer birer ördükten sonra Şöyle ipimizi de bakın gizledik. Birer birer ördüm. Orta boşluğa ister 2 ister 3 defa doldurabilirsiniz. Sonrasında yine trabzanlarımızı birer birer başını dolayalım ve her iki kolumuzu da aynı şekilde örerek tamamlayalım. Yine zincir boşluğuna geldim. 1, 2 ve 3 defa batıyorum ve devam ediyorum. Yeleğimin düğmelerinde diktikten sonra şu şekilde kullanılmaya hazır hale geldi. Çok 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 güzel bir çalışma oldu. İnşallah sizler de bu güzel çalışmamızı beğenmişsinizdir. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.